Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hem sağlıklı hem de güzel bir gülüşe sahip olmak sanıldığı kadar zor değil. İmplant tedavisi nasıldır ve süreçleri nelerdir? Ağız sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Merak edilenleri sizler için ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Nazlı Altın'a sorduk. Şimdi söz kendisinde. Nazlı Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum. Ben uzman diş doktoru Nazlı Altın. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Cerrahisi Anabilim Dalı'nda doktora programına başladım. Ve 2014'te doktoramı bitirdim. Bir 5 yıl kadar özel bir üniversite akademisyenlik yaptıktan sonra doktor öğretim üyesi olarak, daha sonra özel sektörde tekrar uzman diş doktoru olarak çalışmaya devam ediyorum şu anda da. Peki ağız, diş ve çene cerrahisi hangi problemlerle ilgileniyor? Ağız, diş ve çene bölgesindeki sert ve yumuşak dokuları ilgilendiren bütün patolojileri, yaralanmaları, bozuklukların tanısını ve tedavisini içeren bir bilim dalı. Bunlar neleri içeriyor? Gömülü diş operasyonları, gömülü ve gömülü olmayan dişlerin çekimi, çene bölgesinde görülen kistler ve tümörlerin tanı ve tedavisi, çene eklemi tedavileri, temporomandibüler eklem dediğimiz temporomandibüler eklem bozuklukları, bununla beraber diş eksiklikleri tedavisine dental implant uygulamaları, dental implant uygulanacak bölgede kemik yetersizliği olduğu durumlarda kemik iyileşmesini, kemik hacmini artıracak ileri cerrahi tekniklerin uygulanması, çene kırıklarının tedavisi gibi işlemleri ağız diş çene cerrahisi bölümü yapıyor. Az önce söylediğiniz gömülü diş ne peki? Gömülü dişler, şimdi bizim 20 yaşında çıkan artı bir dişlerimiz var. Üçüncü azı dişler dediğimiz dişlerimiz. Bunlar genelde 20'li yaşlarda çıkmaya, sürmeye başlarlar ve o bölgede diş etinde hassasiyet yaratırlar. Belli dönemlerde çıkmaya çalıştıkları bu sürede yandaki dişlerde de çürümeye meyilli durumlar oluşturabilirler. Bu gibi durumlardan dolayı bu gömülü dişlerin çekilmesi gerek. Bununla beraber bizim köpek dişi dediğimiz kanin dişlerimiz de bazı zamanlarda gömülü kalabilir ama bunun erken yaşta teşhis edilmesi gerek. Erken yaşta teşhis edildiği zaman bu köpek dişleri sürdürülebilir tel tedavisiyle. Ama çocukluk döneminde fark edilmesi gerekmekte. Bizim daha çok gördüğümüz gömülü dişler 20'lik dişlerimiz, yani arkada çıkan 3. büyük azı dişlerimiz ve de köpek dişlerimiz. Dediğim gibi bunları röntgenlerle, panoramik filmlerle inceleyip sürme zamanlarına bakıp ona göre de tedavilerini yapmak lazım. Genelde hastalar bize o bölgede 20 yaş dişi bölgesinde ağrıyla, şişlikle başvuruyorlar ya da yandaki dişi çürütüyor ki bizim bu istemediğimiz bir durum. Bunları önlemek için de bu dişleri çekiyoruz. Dental implant nedir peki? Doku uyumlu, titanyum ya da zirkonyumdan yapılan, bizim çene kemiğine yerleştirdiğimiz yapay diş kökleridir. Amacımız burada hastalara sabit bir protez imkanı sağlamak. Dental implantların avantajlarına baktığımız zaman, şimdi tek diş eksikliği olan hastalarımız oluyor. Normal geleneksel yöntemlerde tek diş eksikliklerinde bu yanındaki, boşluğun yanındaki dişler kesilerek, ufaltılarak köprü protezleriyle biz hastalara o bölgeye fonksiyon kazandırıyoruz. O diş eksikliğini giderebiliyoruz. Ancak burada biz yandaki dişlerde de bir operasyon, bir hazırlama işlemi yaptığımız için o dişlerde de bir işlem uygulamış oluyoruz. Bunu da önlemiş oluyoruz dental implantlarla. Dental implantı yaptığımız zaman sadece o bölgeye bir implant yerleştirip üzerinde protezini yapıyoruz. Yandaki dişlere bir zarar vermiyoruz. Aynı zamanda arka bölgede bütün azı dişleri eksik olan hastalarımız var. Şimdi bütün azı dişleri eksik olduğu için bu hastalara takıp çıkartılan bir protez ancak o diş bölgesine yapabiliyoruz. Bu durumda da hasta takıp çıkartılan bir protez kullanmayı çok tercih etmiyor, istemiyor, rahatsız oluyor. Biz implant yaparak o bölgelere yine hastalara sabit bir protez uygulamış oluyoruz. Aynı zamanda diş eti problemlerinden dolayı çok erken yaşta dişlerini kaybeden hastalarımız var. Tüm dişleri çekilmesi gerekebiliyor bu hastaların. İleri derecede kemik kaybından dolayı. Bu hastalara da bir takıp çıkartılan protez uygulaması hastayı konfor açısından çok zorlayabiliyor. O nedenle biz bu hastalara da kemiğin durumuna bakarak, tomografiyle inceleyerek, gerekli yerlere, gerekli sayıda implantlar uygulayarak yine sabit bir protez imkanı sunabiliyoruz dental implant uygulayarak. Ağız içindeki tek bir sorun çok büyük problemlere yol açabiliyor. Evet, yani tabii ki de. O küçük gördüklerimiz biz daha fazla uğraştırmaya başlıyor. Evet. Mesela hani bir dolgu düştüğü zaman dişin kenarları çok keskinleşebiliyor. Ve hasta aslında hani diline yara yapabiliyor, ağız içine yara yapabiliyor. Ve bu yaralar ileride baktığımız zaman literatürlerde oral kanserlerin görülme sıklığı gerçekten yüksek bir oran aslında.
bu travmaya bağlı, yani bu dişlerin kırık, dişlerin kırık köklerin travmasına bağlı olarak ağız içi dokularda da yaralar oluşabiliyor. Ve aslında genetik bir yatkınlığı da varsa ya da sigara alkol kullanımı mevcutsa, o zaman buralardan, bu yaralardan oral kanser gelişme riski de var. O yüzden ağız içinde olan bu kırık dişler, kırık köklerin durmaması gerekiyor aslında. Ve bunlar bir enfeksiyon kaynağı. Diğer merak ettiğimiz konu da estetik diş dizaynı. Bu konuyla ilgili ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Estetik diş dizaynında şimdi hastaların şikayetleri şu şekilde olabiliyor. Güldükleri zaman çok fazla diş eti gözükmesi. Şimdi buna röntgen çekip o bölgedeki hani kemiğin, dişin kemik ve kemik içinde olan kısmıyla gözüken kısmın oranı, diş etinin miktarı, biz bunların önce ölçümlerini yapıyoruz. Ona göre de bir diş eti operasyonu ile bu bizim dişimizin görünen kısmını, yani krom boyumuzu bir tık daha arttırabiliyoruz. Bununla beraber biz dudak köşelerine, burun kanatının olduğu dudak kenarlarına botoks uygulayarak da bu gülmemizi bir tık daha azalttığımız zaman bu estetik olarak da hani hastanın bu diş eti gözükmesini azaltabiliyoruz. Bu keyifli sohbetin çok teşekkür ederim size. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Sevgili Lifestyle izleyenleri, Nazlı Hanım'la yapmış olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Şimdi bir sonraki durağımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.